اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على, صلو على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما واخلاصا ونورا والحقنا بالصالحين امين يا معين Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'una bimma allemtena. Amin. Bi hurmeti mursalin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yüce Rabbimiz cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, genlerimizi çok hayırlı eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu ölünceye kadar istikametten, kendi yolundan ayırmasın. Amin. Son nefeste iman, Kur'an, şehadetle huzura varabilmeyi ve cennet bahçesinden bir bahçe olarak kabrimize girebilmeyi inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cennetinde buluşabilmeyi, cemalini Rabbimizin doya doya seyredebilmeyi hepimize, aile bireylerimize, analarımıza, babalarımıza, bize bir harf bile öğretmiş olan ne kadar hocalarımız, büyüklerimiz varsa onlara hepsine nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili hanımefendiler, beyefendiler ve gençlerimiz, bu hafta itibariyle en azından şöyle bir müjdeli haberle başlamış olalım. Nedir o? Türkiye'mizin gururu olan Teknofest dediğimiz İHA'larımızın, SİHA'larımızın, insansız hava araçlarımızla beraber teknoloji açısından çok harika bir şekilde yakında büyük bir efendim olasılıkla bu sene içerisinde olacak en azından uçan arabalarımızın dahi şu anda gündemde olmuş olduğu güzel bir haftayı geçiriyoruz. Çocuklarımızla beraber muhakkak bunlara kitlenmeliyiz. Pazar gününe kadar pazar da dahil olmak üzere devam eden bu Teknofest ile ilgili fuarı muhakkak izlemeliyiz. Çocuklarımıza da bu noktada bir ruh gelmeli. Yarınlarımızda Türkiye'mizi dünyaya nasıl takdim edebiliriz, sunabiliriz? Çünkü siz gerçekten ilimle, fenle, teknolojiyle bugün bir şeyler yapmaya çalışacaksınız ve insanlara kendinizi göstereceksiniz. Buna mecburuz. Yani bugün savaş, teknolojik savaş. Çocuklarımızın elinde birilerin yapmış olduğu ve çok uygunsuz olan araçlar, telefonlar, bilgisayarlar, tabletler işte bunlara Müslümanlar olarak biz hakimiyetimizi kurarsak bunların açılımı çok daha farklı olacak. Çünkü ilim Çin'de dahi olsa alınız ifadesi liderimiz, önderimiz Hazreti Muhammed'e aittir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bunlara bana ne diyemeyiz. Asla Müslüman çağından geri kalamaz. İlimlerin adeta sultanı olan yani ilmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali radıyallahu anh ne kadar harika bir tespitte bulunmuş. Ta 1400 sene öncesinde bizlere diyor ki çocuklarınızı yetiştirirken sizin bulunduğunuz çağa göre değil onların büyüdükleri dünyaya hitap edecekleri çağa göre yetiştirin. Yani bugünün 2021 yılında 2021 yılında 10 yaşında olan bir çocuk dünyaya sesini duyurabilmek için 2041'leri, 2051'leri, 2071'leri düşünmesi gerekir. Onun için gerçekten bugünün elhamdülillah atılımlarını yapan o güzel insanlar yani şu İHA'lar, SİHA'lar sayesinde teröristlerin efendim başlarını ezdiler insansız hava araçlarıyla beraber gittiler ve yerinde teröristleri tespit ettiler. Düne kadar askerlerimiz tabiri caizse kıymamak istediğiniz gibi kıyılıyordu, şehit oluyorlardı, ağlıyorduk, sızlıyorduk. Niye? Çünkü yavrularımız oraları tanıyamıyordu, bilemiyordu. Şimdi onlara gerek kalmadan o araç gidiyor, tespitlerini yapıyor ve işi ondan sonrasında hallediyor, geliyor şükürler olsun. Rabbim daha iyi bir şekilde güçlenmemizi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız Celle Celaluhu bize aynı aynı namaz kılma emri verir gibi oruç tutma emri, zekat verme emri, hacca gitme emri verir gibi bize silah yapma emrini de veriyor. Niye? Allahu Teala Celle silahı yapın da savaşın diye böyle bir emir vermiyor. Silahı yapın ve caydırıcı bir şekilde Müslümanlara herhangi bir efendim düşman ülke veya düşman terörist efendim kimseler saldıramasınlar. Onları korkutun, ürkütün. Silahlarınız efendim onları caydıracak. Sizin üzerinize gelemeyecekler. Düne kadar hep Amerika'dan dileniyorduk. Halen İslam ülkelerinin birçoğu dinleniyor. Rabbim inşallah İslam ülkelerine de lider bizi yapsın da onlara da efendim biz silahlarını verelim, sağlayalım ve Amerika'yı da diğer efendim küfür güçlerini de Rabbim bizim esaretimiz altına ses seni çıkamayacak çıkaramayacak hale gelmesinde nasip eylesin inşallah. Dostlar, bunlar insana özgüven veriyor. İnsanın hayatını renklendiriyor, zenginleştiriyor. Çünkü düne kadar hep böyle kafirlerin eline bakardık. IMF gibi efendim yerlerden para dilenirdik. Hamdolsun şimdi biz dağıtan olduk, veren olduk. Efendim <laughs> düne kadar biz maalesef ama maalesef o kafirlerin önünde başbakanlarımız vardı. Ellerini bağlıyordu. Ama şu anda elhamdülillah Türkiye'mizi temsil eden Cumhurbaşkanımız gittiği her yerde kendisinden ürkülen, korkulan, efendim heyecanlanan bir kimse haline geldi. Bunu Allah verdi şükürler olsun. Allah kıymetini bilmeyi de nasip eylesin. Allah kıymet bilenlerden eylesin. Ayasofya'yı geldiğimiz zaman kapatırız. Tekrar müze haline çeviririz diyen kimselerden Allah bizleri ülkemizi muhafaza eylesin. Onlar iktidar yüzü göstermesin. Yine daha hemen yakın zamanda Amerika'da Cumhurbaşkanımızın yanında Sayın kıymetli, değerli başkanımız, Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın dua etmesi birileri niye yine batmış, birilerini üzmüş. Varsın batsın, varsın üstsün Ne diyorlar biliyor musunuz? Efendim Ali Erbaş'ın orada dua eden ne işi var? Efendim şey olsaydı da olurdu, olurdu kabul edebilirdik. Nedir o? Dünyaya efendim kendisi mahvetmiş bir sanatçı olsaydı. Bir ressam olsaydı, bir şarkıcı olsaydı. Yazıklar olsun. Sizin bu kafanız lahm kafası, çürümüş bir kafa. Allah aydınlık kafaların nasip etsin ve idareci olarak da aydınlık kafalardan bizi ayırmasın inşallah. Niye bunları söylüyorum? Bir Müslüman parti tutmaz. Ama bir Müslüman her zaman için dünyayı idare eden olarak Kur'an'a göre, İslam'a göre, şeriat'a göre, sünnete göre, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel hayatın ölçülerine göre bugünün de aydınlanmasını, bugünün de efendim gayet güzel bir şekilde yönetilmesini talep eder. Onun için elhamdülillah güzel bir yerdeyiz. Rabbim elimizden bu nimetleri almasın diye dua ediyoruz. Dersime geliyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti buyurmakla beraber hepimize ama hepimize kim varsa şu anda yeryüzünde bütün herkese sesleniyor. Hepiniz altınızda bulunan kimselerin idaresinden sorumlusunuz buyuruyor. Yani devlet başkanı idare etmiş olduğu bütün vatandaşlarından mesul, iş yerindeki olan patron işçilerinden mesul, biz aile bireyleri, ebeveynler ailedeki yavrularından, çocuklarından mesul. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve racülü ra'in ala ehli beytihi ve huve mes'ulun Yine bir adam diyor, evinin idarecisi de ki o da evinde olan kimselerden mesuldür. Yani evinde olan kimselerin nasıllığını, niceliğini biz takip etmek zorundayız. Kendi haline bırakamayız. İşte ben çalışıyorum sabahtan akşama kadar ondan sonrasında artık efendim falan deme lüksümüz yok. Çünkü onları da vakit ayıracağız. Onlarla da ilgileneceğiz. Okullar açıldı. Evladım dersin, evladım arkadaşların, evladım nasıl, evladım efendim biraz bana anlatır mısın deyip böyle rapor alır gibi onları konuşturacağız. Allah çocuklarımıza, bize, hepimize cennete gideceğimiz, cennete bizleri götürecek hayırlı arkadaşlar, hayırlı çevreler nasip eylesin. Arkadaşını söyle, sana ne olduğunu veya kim olduğunu söyleyeyim demişler atalarımız. Bu böyle boşuna söylenmemiş. Onun için gerçekten arkadaşlarımız iyi insanlarla beraber oldu mu? Bizim için en büyük rahatlıktır, huzurdur. Çünkü arkadaşlarla beraber güzel bir şekilde ilme kitlenecek, okula kitlenecek. Öbür türlü arkadaş olursa sokağa çıkıyoruz, bakıyoruz. Daha ortaokul lise çağında çocuk kızla beraber okulu efendim asmışlar. Okuldan kaçmışlar, gitmemişler. Anne baba okulda zannediyor. Onlar ise geziyorlar. Efendim dışarılarda fink atıyorlar. Allah böyle duruma düşmekten de muhafaza eylesin. Onun için takip, takip, takip. Yorulacağız. Bu noktada efendim bayağı terleyeceğiz. Bayağı sıkılacağız. Hatta öyle bir noktaya geleceğiz ki Eyvah diyeceğiz, Allah'ım yardım et diyeceğiz. Hacet namazı kılacağız, teheccüde kalkacağız, Allah'a yalvaracağız. Çünkü bakıyorsunuz, aman Allah'ım sokaklar sokak değil, televizyon televizyon değil. Efendim, e, dolayısıyla bir yangın var. Bu yangını söndürmek hepimizin görevi. Allah hepimize yardım eylesin. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Rahim Allahu raculan. Kale ya ehlahu salatukum ve siyamukum ve zekatukum ve miskinukum ve yetimukum ve jiranukum yecmeuhum fil cenne. Yani Allah'ın rahmeti o kimsenin üzerine olsun ki sen ben şu anda tarif ediliyoruz. Anneler babalar. Allah'ın rahmeti eğer gelmesini istiyorsak şunları yapacağız. 7 yaşından sonraki çocuklarımız için, 7 yaşından sonra, 10 yaşından sonra oldu mu zaten o zorunlu olmazsa olmazımız, 7 yaşından sonraki çocuklarımız için, evladım aman namaza dikkat edin, efendim evladım aman orucunuza, aman evladım zekatınız, aman fakirleriniz böyle. Zekat derken tabii çocuk büyümüş, evle evlenmiş veya işte evinizde neyse artık Ondan sonra zekattık, Bir duruma gelmiş, çalışıyor, iyi kazancı var. Evladım bu efendim malların bu kazançların zekatını veriyor musun deyip de hemen bir şeyleri hatırlatmak lazım. Kendi haline bırakamayız. İşte çocuk 25 yaşında, 30 yaşında ne kadar olursa olsun biz o çocuğumuzu cennete taşıma noktasında sorumluyuz. Bir şeyleri hatırlatacağız. Aman evladım diyeceğiz. Aman yavrum diyeceğiz. Daha fakirlerinize dikkat edin, yetimlerinize, komşularınıza bunlara Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam'dan dinledik. Yani bunlara böyle çağrılarda bulunun, bulunun, bulunun diyor. Ta ölünceye kadar derdin bitmiyor. Evlenmiş çocuğun, yavrum sabah namazına kalkabiliyor musun? Yani aman dikkat et evladım kalkamıyorsan ben seni telefonla çağırayım. Sabah namazı muhakkak kılınmalı. Sabah namazı bizim efendim çok önemli. Meleklerin şahit olmuş olduğu bir namaz. Sabah namazını kıldın mı bütün gün Allah'ın izniyle rahat olursun. Sigortalı olursun. Allah'ın sigortasına girersin. Hadi evladım dikkat et evladım deyip böyle çırpınacağız. Efendimiz Aleyhisselatü altı tane çocuğu mübarek ahirete gitmişti dünyadayken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir tane kalmıştı. O da Fatıma annemiz. Kiminle evli? Hazreti Ali radıyallahu anh'la evli. Hz. Ali radıyallahu anh evli olmasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam sabah namazında onu gidiyor, çağırıyor, kızım kalk Fatıma sabah namazına diye. E biz Peygamber aleyhissalatü vesselamdan daha efendim Müslüman olamayız. En büyük Müslüman o. En çok Allah'tan korkan o. En çok ahireti düşünen o. Onun için çok dikkat edelim. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun sonunda, bu hadis-i şerifin sonunda müjde olarak da şunu bizlere bildiriyor ki لَعَلَّ اللّٰهُ يَجْمَعُهُمْ مَعَهُ فِي Allah umulur ki bu sayede onların aileleriyle ile beraber hepsini cennette buluşturur diyor. İşte asıl ebedi hayat orası. En zengin hayat orası. En konforlu hayat orası. Efendim denize nazır köşkler. Hatta suyun üzerinde böyle denizin üzerinde yapılmış özel harika villalar düşünün ona göre ayarlanmış işte sağınızda solunuzda istediğiniz meyveleri bulabiliyorsunuz, istediğiniz harika koltuklarla envai bir şekilde efendim hazırlanmış lüks bir daire şato Rabbim ulaşmayı nasip etsin tabi her şeyin bir bedeli var ya dünyada efendim bir yerlere ulaşmanın bir bedeli var işte ahirette cennete katılmanın da orada efendim ebedi bir saadetinle mutluluğun da bir bedeli oluyor. Bunun bedeli de dünyada veriliyor. Dünyada mesela hiç unutamıyorum Buhari ve Müslim'de geçen bir olay anlatılıyor. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınlarından akrabası amcasının Efendim çocuğu, Hazreti Abbas'ın çocuğu, Abdullah. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhıma, Efendim, kendisi mübarek arkadaşlarıyla beraber otururken bir hanımefendi işaret eder. Ki, Şu kadını görüyor musunuz buyuruyor. Şu kadını görüyor musunuz? Bu cennetlik bir kadındır. Karşıdan örtüsüyle böyle efendim, simsiyah giyinmiş bir kadını gösteriyor. Arkadaşlarına, bu kadın cennetlik bir kadındır diye işaret edince Arkadaşları merak ediyorlar Onlara anlatayım diyor Bu kadın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü yanında ben otururken geldi Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü bir ricada bulundu Ya Resulallah Sallallahu aleyhi ve sellem Ben Sara hastasıyım Sara hastalığım var O Sara hastalığım geldiği zaman Düşüyorum kendimi kaybediyorum. Yani dolayısıyla bana dua eder misiniz? Hastalığım geçsin, şifa bulayım. Bunun üzerine diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hanımefendiye buyurdular ki sen bu hastalığa sabredersen Allah Celle Celle sana cennetini nasip eder. Ama yok diliyorsan hastalığına şifa olsun için dua edeyim. Nasıl istersen. Yani A şıkkını ve B şıkkını kendisine önerdi. Hanımefendi dün dedi ki, Ya madem bu hastalık sabrettiğimde bana cenneti getirecek, ben o hastalığa sabretmeye efendim razıyım. Fakat, fakat, burası çok önemli. Fakat, bana bir dua edin de, ben bu hastalığımda gene kalayım da, hastalığımda benim düştüğüm zaman nereye efendim nasıl düşeceğim belli olmuyor. O arada üstüm açılıyor. Üstüm açılıyor. Farkında olmadan. Sağım sorun görünebiliyor. Benim bu durum mu olmasın? Yani üstüm başım açılmasın. Böyle bir noktada dua eder misiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duayı yapıyor kendisine. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sara hastalığı var ve sabrederek cenneti kazanmak istiyor. Hastalandığında kendini bilmeden düştüğünde üstü başı açılmasın ile beraber Allah'ın razı olmadığı yerler görünmesin için ayrıca bir dua istiyor, bekliyor. Halbuki ondan mesul değil. Şimdi sorabilir miyiz Allah aşkına? Efendim, üniversiteler bitiren, okullar bitiren, çok akıllıyım ben diyen kimseler Allah'ın emretmiş olduğu örtüye karşı efendim isyan edercesine açılıp 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 efendim yatak odasındaki kıyafete varıncaya kadar utanmadan sıkılmadan sokakta gezen kimseler yani şunlara bakıp da şunları okuyup da insan böyle bir efendim örtüştürmeye çalışıyor. Olayı böyle bir bugünümüze getiriyor. Allah sonumuzu hayır getirsin. Haya imandandır buyurulmuş. Haya imandandır. Utanma duygusu en çok da hanımlara yakışır. Biliyor musunuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim daha görmediğim, ileride gelecek olan örtünmüş çıplaklar var diyor. Örtünmüş çıplaklar. Kâsiyâtun âriyât buyuruyor. Ne demektir o biliyor musunuz? Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler giymiş çıplaklar demek. Yani onların giymiş çıplaklar anlamında olan hadis-i şerifini alimlerimiz, muhaddislerimiz, hadis alimleri yorumlarken şöyle bize aktarıyorlar. Yani elbisenin darlığından vücut efendim hatları belli olacak şekilde giymiş ama örtülü kendisini kabul eden kimseler veya giyinmiş vücut hatlarını inceliğinden ötürü o giyindiklerinin içerisini gösteren kollarını, bacaklarını neyse artık efendim. Biz burada şekillendirmek istemiyoruz. Allah affetsin. Ama bu imtihanı kazanmamız lazım. Çevrenin etkisinde kalmayalım. Allah'ın etkisinde kalalım. Allah bizden razı olduktan sonrasında bütün insanlar bizi efendim dışlamış. Hiç önemi yok. Ama herkes bizi alkışlasa Herkes bize aa aaa, falan deyip de giyinme noktasında bizi bu noktada takdir etse, övse, onur etse, Allah razı değilse ne işe yarar? Onun için biz Allah'ımızın rızasına bakalım. Allah'ımızın rızası da nedir? Bir hanımefendinin elleri şu bilekten itibaren yüzü şöyle çene üstüne çıkıncaya kadar şöyle diyelim çenesi efendim, dahil değil. Ancak gözleri ondan sonra bu şekilde kapanacak. Diğer efendim bunlar açık olup diğer bütün hatları efendim bol bir şekilde örtülü dışarıya çıkacak. Koyu renkte tercih edilmeli. Koyu renk tercih edilmeli. Yani siz dışarı çıkacağınız zaman bir bakın. Yani şu ön kısmınız, arka kısmınız kesinlikle vücudunuza yapışık bir vaziyette olmasın. Bol giyinin, bol giyinelim. Bizler dışarıya kendimizi beğendirmek için yokuz. Eşimize, kocamıza kendimizi beğendireceğiz. Evimizin içerisinde istediğiniz gibi efendim tabir yerindeyse en 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 efendim giysiler olarak açıklarını giyebilirsiniz. Evin, evinizdesiniz. Kocanızı, eşinize süslenin. Onunla dışarıda gözü kalmasın. Bu ibadet niyetiyle yaparsınız bunu. Güzel ona karşı süslenip, kokulanıp efendim evde bekleyin eşiniz. Ve Allah bundan razı olur. Hanımefendiler arasında yine güzel bir şekilde giyinin, süslenin ama şundan da kaçının. Fitne dönemini yaşıyoruz. Bir kadın eğer orada kocasına gidip de sizin vaziyetinizi anlatırsa öyle kadınların da yanlarında biraz daha dikkatli olmak lazım. Allah Celle Celaluhu istikametten ayırmasın. Bizi doğru insanlarla beraber bulundursun. Allah son nefesimize kadar nasıl istiyorsa o şekilde bir hayat sürmemizi nasip eylesin. Evlatlarımızın esimizi, zürriyetimiz çok hayırlı eylesin. Hayırlı damatlar kızlarımıza eşler nasip etsin. Hayırlı gelinler oğlanlarımıza eşler nasip eylesin. Onlardan da yüzümüzün güleceği hafızlar, alimler, dünya gelecek bir şekilde torunlarımız olsun inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bu haftaki dersimizi bu şekilde tamamlamış olalım. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam alemini yeryüzüne hakim eyle. Bütün dünya Müslümanlarının Kur'an-ı Kerim çerçevesinde, çevresinde toplanmasını ve Kur'an-ı Kerim'le beraber bizlerin hem dünyasının mamur olmasını hem de ahiretimizin gülmesini nasip eylesin. Ya Rabbi sen bize sahip ol. Bizi nefsimize, şeytana bırakma. Allah'ım Peygamberimiz izinden, yolundan bizleri ayırma. Ve Ya Rabbi ölmüşlerimize, analarımıza, babalarımıza kimler varsa dua bekler. Hepsine gani gani rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Kabirlerini nur eyle. Amin. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sahat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için, El Fatiha. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla inşallah.